işçinin 1 Mayıs İşçi Bayramı. Bugün Fındıklı'da 2019'dan beri özellikle coşkuyla kutladığımız, daha önce de kutlanıyordu elbette ama özellikle Fındıklı halkının, emekçilerin, köylünün, çiftçinin, belediye çalışanlarımızın, hatta esnafımızın katılarak bir bayram havasında kutladığımız bir gün. Bugün Türkiye'nin her bölgesinin böyle geçmesini istiyoruz ama ne yazık ki siyasal iktidar 1 Mayıs meydanını, yani Taksim meydanını herkese yasaklıyor. Yasaklaması devam ediyor. 3Y ile gelen yasakçı zihniyet aslında olan bir iktidar tekrar 1 Mayıs'ı İstanbul'da yasaklıyor. 1 Mayıs'ın işçi emekçi günü olduğunu, barış, kardeşliğin ve özgürlüğün büyütmek gerektiğini bilerek bu 1 Mayıs'ın bundan sonra ve bugünden itibaren bundan sonra da bu kardeşlik içerisinde geçmesini diliyorum. Biz Fındıklı Belediyesi olarak daima emekten, halktan ve toplumdan yana kamusal çıkarları gözeterek 1 Mayıs'ları, 8 Mart'ları, 15-16 Haziran'ları unutmadan yaşatmaya çalışacağız. Bizden önceki değerlerimizi yarınlarımıza taşımak için mücadele edeceğiz. Yaşasın 1 Mayıs, Kudas Ar Mayıs'ı diyor ve bütün işçilerin, emekçilerin 1 Mayıs bayramını kutluyorum. Değerli izleyicilerimiz, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Cervatoğlu'nun yapmış olduğu bayramla ilgili yapmış olduğu duyuruyu, bildiriyi izlediniz. Evet, saat 10.30 dediler ama işte 11 itibariyle komiteden aldığımız bilgiler doğrusunda saat 11 itibariyle evet kortej yürüyüşe başlayacak ve Fındıklı meydanına kadar gelecek. Orada evet bildiriler okulacak ve dağılacak. Evet, bugün Rize Fındıklı'dayız. Fındıklı her sene 1 Mayıs'ları organize ediyor. Evet, bu sene de yine Fındıklı'dan evet Tayroğlu Köprüsü'nden yürüyüş başlayacak. Az sonra evet yürüyüş başlayacak. Şu anda evet yavaş yavaş kortejler başlıyor. Şu anda diski görüyoruz. Gördüğünüz gibi diski üyeleri, çalışanları buradalar. Hemen bakalım gördüğünüz gibi kimler var. Yine bakıyoruz. Evet, burada Eğitim Sen Rize Şubesi var. Eğitim Sen Rize Şubesi şu anda almış. Evet, yine bakıyoruz. CHP grupları, CHP Fındıklı gruplarını görüyoruz. Gördüğünüz gibi başlamayı bekliyorlar. Toplanmışlar. İç yemekli bayrama biliyorsunuz bugün. Tamam o zaman. Evet. Yine EMEP Partisi görüyoruz, üyelerini görüyoruz, çalışanlarını görüyoruz. Yine bakıyorum, Halk Evleri grubu burada, Halk Evleri grubu burada. Hazırlanıyorlar. Saat 11 itibariyle kortej başlayacak ve dediğimiz gibi meydan Fındıklı meydanda son bulacak. Orada konuşmalar yapılacak. Hemen yine bakıyoruz. Ezilenlerin Sosyalist Partisi burada. Ezilenlerin Sosyalist Partisi de hazırlanıyor. Pankartlar hazırlanıyor. Evet, Sol Parti burada. Sol Parti'den dediğimiz gibi gruplar yavaş yavaş yerlerini alıyorlar. Saat 11 itibarıyla evet, yürüyüş başlayacak. Burada da Sol Parti'den Pazar ekibini görüyoruz. Pazardan gelmişler. Evet. Anonslar ediliyor. Yavaş yavaş evet, hazırlıklar başlanıyor. Saat 11 itibariyle iş başlayacak. Onlar nerede bilmiyorum. Evet. Öne doğru yavaş yavaş ilerliyorlar, yerleri alıyorlar. Evet, biz de kortejin başına doğru ilerliyoruz. Dediğimiz gibi saat 11 itibariyle iş başlanacak. O oradaki şey, Serdar bir şey dedi, neden oradan çıkmıyor? Önümde disk grubu var.
Şu anda basın mensupları da yerlerini almışlar. Rize'den gelen, Fındıklı yöreden gelenler yerlerini almış durumda. Biz de şu an itibarıyla yerimizi alalım. Şöyle resim alabilir miyiz? Ön planda yakın resim alabilir miyiz? Şöyle bir üstümüzü alalım. Evet, gördüğünüz gibi saat 11 itibariyle hareket başlayacak. Evet, şu anda dediğimiz gibi gruplar yerlerini yavaş yavaş alıyor. İSK grubu şu an itibariyle burada, gördüğünüz gibi. Kimsen grubu. Duygusal kısmına öpücük atıyor. Şöyle hiç şans öyle yok. Şimdi dediler ki ben şimdi kadınlar 4 aylık 5 aylık sevgili kadınlar böyle 4 aylık kortej yaparsak ne bizim kortej Evet, yavaş yavaş. Yerlerini alıyorlar. Ne bir olur ki? Halk evlerinde. Pazar halk evlerinde bir bayrakları görelim. Canlı yayındayız şu an itibariyle. Aynı zamanda Sayın Başkan canlı yayındayız aynı zamanda. Birkaç bir şey bugün işçilik bayramı biliyorsunuz. Canlı yayındayız. Birkaç pazardan geldiniz. Biz pazar halk evi olarak Fındıklı'daki 1 Mayıs etkinliğine katıldık. Buradan tüm işçi arkadaşların emek dayanışma gününü kutluyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, halk evleri başkanın açıklamasını izledik. Aslında belli bir zamanda Taksim'de olmamız gerekiyordu. Evet. Taksim'de güçlenmemiz gerekiyor. Bu bizim bir onur savaşımızdır. Evet. Evet, Taksim'de olmamız gerekiyor diyor. Evet. İnşallah o da olacak. Dediğimiz gibi şu an biliyorsunuz Taksim mücadelesi veriliyor. Çoğu evet Türkiye'nin her tarafından CHP tarafından Taksim'e de zaten çağrıldı, davet edildi. Saraçhane'de toplanılacak ve Taksim'e doğru yürünecek. Söylenen buydu. Tabii ki durumu izleyeceğiz. Şöyle bir resim alalım. Evet, Cumhuriyet Adalet Barış Özgürlük için 1 Mayıs Emek Partisi'nin grubu da burada. Bunlardan da bir fotoğrafımızı alalım. Emek Partisi. Evet, Emek Partisi'nden. Yavaş yavaş dediğimiz gibi grup çoğalıyor. Evet. Saat 11 itibarıyla evet kortej bekleniyor. 11 itibarıyla hareket başlanacak. Dediğimiz gibi bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı.
Evet, bu nedenle tüm işçiler, emekçiler ve onların sesi olan sendikalar, gruplar şu an itibariyle burada toplanmış bulunuyorlar. Seslerini duyurmak için. Az sonra yine sizlerle birlikte olacağız.